Kahvemi içtim, çayımı da demledim. Eşimin bana önerdiği çay. Hiç de memnun değilim. Doğuş'un çayı. Ben alışmışım benim mavi paket çayıma. Mis gibi içmeye. Ne bileyim. Şeyden böyle güneş rengi güneşte iyi, güzel. Ama gölgede sanki simsiyah. Tadı fena değil. Ama ben işte alıştığım bir şey oldu mu ben hep onu istiyorum. Mavi paket Çaykur'un çayı olacak bana. Tadı iyi ya, fena değil. Gölgede böyle siyah olunca birden içim karardı bak. Şöyle güneşe tuttuğum zaman eşimin dediği gibi cam gibi parlıyor hakikat. Gölgede öyle duruyor demek ki çay. Tadı güzel. Önerebilirim yani. Doğuş'un çayını. Ama ben yine kendim mavi paket çay kuru içeceğim. Vazgeçmiyorum. Benim kahvem, çayım bellidir. Alıştığımdan vazgeçmem. Ne doktorumu değiştiririm, ne kuaförümü değiştiririm. Senede bir kere de gitsem aynı kuaförüme giderim. Yani damak zevkim de öyle. Tat olarak iyi. Güzel yani. Burada da mucizemle yamacımın videoları oynuyor, onları izliyorum. Ben kahveden sonra muhakkak çayımı içiyorum aç karınla. Daha sonra biraz katmer kesip kahvaltı edebilirim bugün. Eşimi dinleyelim, kahvaltını et diyor ya bana. Böyle tutacağım da çayı içesim gelsin. Karanlığa tuttum mu kararıyor sanki çay. Şöyle bak. Böyle parlayacak. Dediği de doğru yani. Şimdi demek ki bir bildiği varmış. Cam gibi parlıyor dedi ya bak. Cam gibi parlıyor hakikaten. Tadı da iyi. Yani Doğuş'un çayını kullanabilirsiniz. Ama sen ne içiyorsun devamlı dersen mavi paket Çaykur'un çayını. Bunu da ziyan etmeyeceğim tabii, kullanacağım, içeceğim. Ya da mis kafeye vereceğim ama hoşuma gitti çayın tadı. İçebilirim yani, güzel. Bir bardak olmaz, yetmez. Işık yanmayınca benim mutfak karanlık. İkinci bardağı da koyalım. Çaydanlıklarımı temizlerken ne yaptım? Çaydanlıkların süzgeçlerini çıkardım. Bende de normal süzgeç yok. Şimdi neyle süzüyorum? Bununla. Yapacak bir şey yok. Oğluma dedim bana süzgeç alın, gelirken çaydanlıklarıma takacağım. Süzmeden de hiç olmuyor. Normal süzgeçleri de attık, çaydanlıklara taktık diye. Yapacak bir şey yok. Elimizde ne varsa onu kullanıyoruz. Süzmeden de çay boz bulanık oluyor ya. Hiç hoşuma gitmiyor. Bu dursun. Çay kaşığını koyalım. Minnak çaydanlıklarımla demledim. Kararttım kendimi çay konusunda ama güzelmiş. Tadını beğendim. İçebilirim yani. Eşim doğru söylemiş.
O demek ki gölgede çok siyah duruyor. Ben dedim bu çay içilmez böyle, bu kadar koyu. Akşam daha canım sıkıldı çaya. Ama şimdi bakıyorum, ışıkta gayet güzel. Evet, içebiliriz doğuşun çayını. Alıyorum ve gidiyorum. Işığa tutuyorum ki çayı içesim gelsin. Kararınız. Balkona çıktım, çok güneş. İçemedim. Şuraya otursak biraz, evimizin burasını da kullansak nasıl olur acaba? Hep oradayım. Hep köşede. Bu tarafa hiç geçtiğim yok. Burası sanki bir başkasının evi. Şöyle bir sehpa çekelim. Bu sehpalar da kaç senelik. Artık gittiler ama ben bırakmıyorum. Üstleri kabardı. Buralarına da damadım onların cıvata attı. Çıkmıştı. Alınacak gibi değil ki hiçbir şey. İşimizi görüyor mu? Görüyor. Burada da tutuyorum güneşte. Evet. Gerçekten benim işim doğru söylemiş. Cam gibi parlıyor çay, öyle dedi bana. Cam gibi parlıyor çay dedi. Akşam kızdırdım bile onu, dedim hiç güzel değil senin çayın, kapkara. O gene ışıktanmış meğer. Bak güzel. Çayım, kahvem güzel olacak. Ağzımın tadı yani uygun olacak. Onlara çok dikkat ederim. Damak zevki. Burasını torunlarım kullanıyor. Bak orada köşede oyuncakları var. Onlar oynuyor. Buraya geçen yok. Benim size yaptığım videolar, dinlenme yerim, bu çekyatım. Bunlar oturma grubum. İki çekyat, iki tekli koltuk. Ben bir tane de ilave ettirdim o zaman alırken. Eski evim de aynı böyle büyüktü salonu. Üç çekyatlı yaptım. Bunlar tabii benim mutfağımdaydı. Hepsi bunların istikbalden. Seneler geçse de yıpransa da bu gene sağlam yani mallar. Bir kere alıyorsun ama bayağı gidiyor. Yatak odalarım, ikisi de öyle. İstikbalden. Çayı beğendim. Ön yargımı kırdım. İçebilirim. Oğluma dedim, hatta bugün bana mavi paket çay al oğlum diye, akşam çayı gördüm kapkara. Tamam anneciğim, burada eğer bir markette de yok mavi paket çay. Şok da yok ha, 101'de yok herhalde. Bizim burada da aldığımız marketlerden mavi paketi o yok. Bugün işim yok ya, çay, kahve kendime ayırıyorum bugün. Çaydan sonra kahvaltı edeceğim. Bugün de böyle geçsin. Akşam için de bir şeyler düşüneceğim. Biraz katmer çorbam var. Eşim isterse yine ilave bir şey yaparım. Ya kuskus ya suda yumurta. Bu televizyonda eşimden başka açan yok. Ben videolarımı açıyorum buradan işte YouTube'da. Televizyon seyrettiğim de yok doğru dürüst. Kendi videolarımla ancak yapıyorum. İzleme fırsatım olursa izliyorum. Günlük böyle geçiriyoruz. Dışarıda sanki yaz, balkonda durulmuyor. O kadar güzel hava.
Ama güneşe bakamadığım için içeride oturuyorum. Bu sene bana böyle şans mı desem? Ev sıcak, güneş hiç bitmedi, Kasım geldi. Balkonu seven bir insan için ne kadar zor bu bilseniz. Ben daha çayımı, kahvemi kaptığım gibi balkona giderdim. Şimdi şu köşede içiyorum hep. Geceden geceye balkona çıkıyoruz. Harika, güzel, beğendim. Çayı içtikçe tadını almaya başladım. Ben burada kapatıyorum. Bir bardak daha içerim herhalde. Daha sonra kahvaltı edersem ederim. Yapar içerseniz size de afiyet olsun diyorum. Öyle gösteriyorum ki çay görürsünüz diye güzelliğini.